Buyurunuz efendim. Yani... Şimdi ben aslında değerli meslektaşıma Ruşen Bey'e de cevap vermem gerekiyor. Bir kere Türk Ceza Kanunu konusunda ileri sürmüş olduğu fikirleri kabul etmemiz söz konusu değil. Ülkemizin hukuk dünyasındaki en temel problemlerden bir tanesi kanun yapma tekniği ya da bu konuda yeni kanun yapma konusunda maalesef ülkemizde yeterince bir pratiğin olmadığını biz görüyoruz. Ve 2000'den sonra Türkiye kendi kanunlarını yapan, kendi kodifikasyonu, kodlarını üreten ülke haline gelmiştir. Bu manada yapılan bu çalışmaları takdir etmek gerekir. 1858 senesi ilk defa biz Fransız Ceza Kanunu alıyoruz. O zaman biz sadece bir tercüme ile bir ceza kanunu alıyoruz. Daha sonra bunlar işte yenileniyor. 1870'lere geliyoruz. 1926 yılında 765 sayılı Türk Ceza Kanunu aslında İtalyan Ceza Kanunu Almanca çevirmesi, Almancadan da Türkçe tercümesinde ibaret olan bir kanunla gelmişiz. 765 sayılı eski Türk Ceza Kanunu. Şu andaki Türk Ceza Kanunu ise bütünüyle bu ülkenin hukukçular tarafından yazılan, kaleme alınan, meclis tarafından kabul edilen ve bütünüyle milli ve bu ülkenin değerleriyle barışık olan bir Türk Ceza Kanunu tasarısı oluşmuş ve meclisimiz de bunu kabul etmiş. Bu bağlamda takdir edilmesi gereken bir icraat olarak bunu görmek gerekiyor. Ha, bununla beraber elbette ki... Yani böyle değiştirilmesi, yap kanun, tabii, boz kanun hayır, konusundaki şu andaki, fikrine mi öyle bir şey söz konusu değil. Şu andaki Türk Ceza Kanunu... vurgu yapmıştım. Pardon, şu andaki Türk Ceza Kanunu hem akılcılık yönünde hem güncellik bakımından hem de bu ülkenin milli değerleri bakımından örtüşen ve bu ülkenin milli değerlerle paralel giden bir kanun. Bu evet. Anlamda bu kanunla hem uygulama bakımından da son derece yerinde olan bir kanun. Bunu da görüyoruz. Akla da, örfe de, hukuka da her şeye uygun olan bir kanun. Peki. Ha, bununla beraber bu kadar büyük bir temel kanun yapıyorsunuz. Bu temel kanun yapılırken de öyle 6 ay biten bir çalışma değil. Aksine 1960'lardan itibaren yapılan çalışmalar var. Bütün bu çalışmalar gözden geçiriliyor. Yeni gelişmeler gözden geçiriliyor, göz önüne alınıyor. Dünyadaki uygulamalar göz önüne alınıyor ve bir aklın, bir akademisyen grubunun beraberce siyasilerle, meclisteki milletvekilleri çalışmasıyla yapılan bir kanun olması sebebiyle bu görüşe katılmam söz konusu olamaz. Diğer bir konu da AK Parti'nin kapatma davasıyla HDP'nin kapatma davasını benzer görmek de mümkün olmadığını düşünüyorum. Sebebine gelince şimdi... Bugünkü yazılan, daha doğrusu bu Anayasa Mahkemesi'ne verilen iddianameye baktığımız zamanlarda HDP'nin il ve ilçe başkanlıklarının ki ajanslara düşen bir takım haberlerden okuduğumuz kadarıyla sanki PKK'nın asker alma teşkilatı gibi, askerlik şubesi gibi çalıştığı görülüyor. Doğru. Şimdi kalkıp da AK Parti'nin hangi ilçe başkanlığı, hangi il başkanlığı kalkıp da böyle terör faaliyetine bulaşmıştır kuruluştan bugüne kadar? Haksızlık etmemek lazım. Eleştirebilirsiniz. Ama haksızlık etmeyeceksiniz. Bunu doğru bulmuyorum. Hangi AK Partili eline silah almıştır ve kalkıp da bir kişiye karşı bu konuda kullanmıştır? Bir siyasi kimlikte. AK Parti ne zaman kalkıp da bir terör örgütünü desteklemiştir? Böyle bir şey söz konusu olabilir mi? AK Parti'ye kapatma davasıyla HDP açılan kapatma davasını bir tutmak bütünüyle hukuk anlamında gerçekten ifadesi ya da tevhili mümkün olmadığını ben düşünüyorum. Bir diğer taraftan AK Parti'nin iktidarda olduğu ilk zamanlarda yani... Sayın Gültekin bu arada şerh düşüreceğiniz bir şey olursa müdahale edebilir miyim? Ben isticamını bozmayayım hocanın diye yapmıyorum evet, ama... Başka yani, konuda söyleyeceğim. İsterseniz arada birkaç cevap vereyim. Hemen ben hocam... Keşke aynı özgürlüğü bana da versiniz. Çok kısa ben cevap vereceğim. Size çok kısa açıklayayım. Özgürlüğü siz kendiniz aldınız diye bakınız, ben müdahale etmedim özgürlüğünüzü. Ben hiç kimseye müdahale etmedim arkadaşlar. Ben burada müdahale edilebilir yerinde olduğu edelim sürece, o zaman çünkü ben burada sabıra dinliyorum. Peki. Ben kendi düşüncemi burada ifade etmek isterim. Ben bölünmeden, çünkü bölündüğü zamanlarda vatandaşlarımız da bazen anlamakta zor çekiyorlar. Bu sebepten dolayı AK Parti'nin kapatma davası, HDP'nin kapatma davası ve sahiplerini güçteyken görmenin doğru olmadığını düşünüyorum. Diğer taraftan HDP ile ilgili olarak bunu konuşurken, pardon AK Parti konusunda şunu da konuşalım. AK Parti'ye açılan dava, o günkü Cumhuriyet Savcısı açmış olduğu davadaki iddianameyi ben o zamandan incelemiştim. O iddianamede delil olarak sadece gazete küfürlerinin konduğu bir iddianamede biz bahsediyoruz. Evet canım.
Böyle bir şey olabilir mi? Hocam dediğimiz bilgi böyle bir şey olabilir mi? Senin kalkıp da ey Cumhuriyet Savcısı senin kolluğun yok mu kardeşim? Hocam beni yalanlıyorsunuz ya. Ama ben diyorum bir delilden bahsediyorum. Bu ağır olur. Bakınız müsaade ederseniz söyleyeyim. O zaman hafızanız sizi yanıltı. Hayır efendim müsaade ederseniz söyleyeceğim. 2004 yılında bari örnek verdim size bilgisini atayım. Bakınız Ruşen Beyciğim. Bakın ben konuşurken hiç ben size müdahale etmedim. Ha, müdahale değil ki bu konuşur. Beni yalanlıyorsunuz. Ama siz cevap verin biraz sonra. Ha, ben biraz sonra cevap vereyim lütfen. Bu biraz ağır. Biraz sonra cevap verin bana fikirleri lütfen. Fikirleri söylemeniz tamam, ayrı bir şey tamam. Ama yani demin bariz biraz örneğini koydu. Biraz sonra size ben size söyleyeceğim cevap şeyi söyleyeyim. Dışişleri Bakanlığı, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yazısını koyayım ortaya. Anlaşalım. Bakınız. Biraz da fikirleri değil sadece tamam, diyor. Tamam bir şey söyleyeceğim. Bakınız FETÖ terör örgütü. Evet FETÖ'nün terör örgütü olduğunu biz biliyoruz. Ama AK Parti bugün ya da siyasiler de o gün şartlarda bunun terör örgütü olup olmadığı konusunda ortaya çıkmış olan bir delil söz konusu değildi. Bazen örgütler vardır, meşru yoldan giderler. Bunu meşru bir faaliyet olarak görürsünüz. Bir müddet sonra meşru amacının dışına çıkarlar, illegal haline gelirler. Ondan sonraki aşamada siz illegal örgüt sıfatı kazanır ve ona göre de muamele yaparsınız. O gün şartlarda devletin nihayetinde istihbaratı var, devletin nihayetinde bir takım siyasi angajmanları var, devletin meclisi var, parlamentosu var. Bakmışlar o gün şartlarda bunun bu ülke için faydalı olabileceğini düşünmüşler. Hata mı? Hata ama olabilir. 2007'ye kadar henüz beraat etmediğini de söyleyeyim. Birçok dava olabilir. Hala... İkincisi bu ülkede bir dönem Türkiye'deki bütün camialara karşı daha doğrusu tırnak içerisindeki din içerikli bütün vakıfları düşman olarak yaftalamışlar. Biraz bununla ilgili. Bunu kabul etmemiz söz konusu değildir. Bakın terör faaliyeti başka bir konu. Kimden gelirse gelsin kabul etmemiz söz konusu değil. Sol terör olabilir, sağ terör olabilir veya dini adına yapıyorsa da asla kabul etmemiz hukuk olarak mümkün değil. Ancak o günkü açılan bu şeydeki kapatma davası siyasi bir takım sahiplerle ya da en azından bir takım angajmanlar veya bir takım böyle yönlendirmelerin olabileceği gibi bir takım izlenimler de vardı. O yüzden ben AK Parti'nin kapatma davasını çok fazla unutmamızın bir anlamı yok burada. Çünkü biz bugün HDP'yi konuşacağız ama AK Parti ile HDP'nin kapatma davasının eşleştirilmesi, benzeştirmesinin doğru olmadığını en azından bu konuda bir haksızlık olacağını ben düşünüyorum. Bir diğer taraftan bugün HDP'nin kapatma davasına gelince... Aslında benim kanaatim şudur. Her ne olursa olsun bir siyasi partinin kapatılmasını doğru bulmuyorum. Neden doğru bulmuyorum? Çünkü tüzel kişiler tek başına suç işleme kabiliyetine sahip değildir. Kim suç işler? Gerçek kişiler suç işler. Kim suç işler? O partinin genel başkanı suç işler, ilçe başkanı suç işler, işliyorsa şayet. Veya o partiyi temsil etme kabiliyetine sahip olanlar aslında suç işler. Bakınız, ünlü bir ceza hukukçunun ifadesi var. Der ki, eğer siz kamu düzenini sağlayacaksanız, bunun için kim suç işlemiş ise, derhal kolluk kuvvetleri faaliyete geçip deliller toplamalı, soruşturma hızlı bir şekilde yapmalı, yargılaması hızlı bir şekilde yapmalı, kararı verilmeli ve verilen karar da layık veçile infaz edilmesi lazım. Türkiye'nin temel problemi budur. İnsanlar yani suç işliyor... Ama evet çünkü burada 500 kişi burada terör örgütüyle iltisaklı olduğu, irtibatlı olduğu veya terör örgütünün mensup olduğu iddia ediyorsa asıl olan bu 500 kişi hakkında mahalli mahkeme ilk derece mahkemeye dava açılıp bunlar hakkında hüküm kurması lazımdı. 68-69. Bugün hayır, aslında 68-69. Evet bugün onu da söyleyeceğim. Bugünkü mevzuatımızda anayasamıza göre de siyasi partilerin kapatılması ile ilgili düzenleme var. Anayasa Mahkemesi de bununla bağlı. Bakın benim bireysel anlamdaki, benim bir hukukçu olarak düşüncem de Anayasa Mahkemesi'nin vereceği karar konusunun farklı olabilir. Şundan dolayı evet. Anayasamızda evet 69. ve 68. ve 69. maddelere göre kapatma imkanı var ve mevzuatımızda bunun yeri var. Fakat benim kanaatim şudur ki siyasi partinin kapatılması sonuç ortaya çıkartmıyor. Belki onu daha sonraki ileriki zamanlarda görmemiz lazım. Bir başka konu daha söyleyeceğim. Ruşen Bey... Bu HSK konusundaki düşüncelere katılıyorum. Ruşen Bey belki bana kızacak ama şimdi Türkiye'nin yargı problemi bir AK Parti hükümeti problemi değildir. Türkiye'nin yargı problemi Cumhuriyet döneminin de problemi değildir. Türkiye'nin yargı problemi doğru. 1800 yılından itibaren başlıyor. Maalesef. Ve maalesef 1800 yılından bugüne kadar her defasında biz yargıyı konuşuyoruz. Her 10 yılda bir arkadaşlar. Her 10 yılda bir. Ve o günden bugüne kadar bütün devlet büyükleri yargıyı düzeltme için kanun yapmamız lazım diyor. Kanun, 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 kanun. Binlerce kanun yapmışız. Yargımız düzelmiş mi? Düzelmemiş.